Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte daha önce PX modelini incelediğimiz Elefon'un yepyeni bir telefonuna yakından bakıyoruz. Telefonumuz PX Pro. Videomuzu Elefon sponsorluğunda çektiğimizi belirtelim. Günümüz koşullarını ele aldığımız zaman uygun sayılabilecek bir fiyatı var ve en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi pop-up kamerası arkadaşlar. Ön kamerayı kullanmadığımız durumlarda bir kızak sistemiyle birlikte telefonun gövdesine gizleniyor bu kamera. Böylece ekran tamamen bize kalıyor. Ne bir kamera deliği ne de bir çentik var. Ekranı bölen herhangi bir şey yok yani. Tabii ki de hem video izlerken, film, dizi izliyorsanız, ne izliyorsanız fark etmez ya da diyelim oyun oynuyorsunuz, burada size önemli katkılar sunuyor. Bence sonuçta bütün ekran sizin. Öncelikle gelin buralara girmişken hazır biraz ekrandan biraz da tasarımdan bahsedelim. 6.53 inçlik Full HD IPS LCD bir ekran bizleri bekliyor. Dediğim gibi çentik veya kamera deliği olmadığı için bu ekranın tamamı da bizlere kalıyor arkadaşlar. Kendi web sitelerinde yazdıkları veriye göre de %93.1'lik bir ekran gövde oranımız mevcut. Ekran çözünürlüğümüz 1080x2340, ayrıca piksel yoğunluğu da 395 ppi. Tazeleme hızımız 60 Hz bu ekranda arkadaşlar. Tasarım detaylarından da bir tık devam edecek olursak alt tarafta hoparlörümüz var. Mono bir hoparlör arkadaşlar. Sol tarafta da aynı şekilde delikler var. Bu deliklerden dediğim gibi bir tanesi hoparlör, diğeri de mikrofon görevini görüyor. Kasamız plastik bir yapıya sahip arkadaşlar. Bunun yanında hemen yine arka tarafa baktığımız zaman ikili kamera dizilimi gözümüze çarpıyor. Bunların hemen üstünde bir tane flash, en altta da gayet stabil, düzgün bir şekilde çalışan parmak izi okuyucusu mevcut fiziksel olarak. Telefonun suya karşı herhangi bir dayanıklık sertifikası mevcut değil. Ekranımız büyük olduğu için telefonun boyutu da tabii ki de doğal olarak büyük arkadaşlar. Bu tarz telefonların hepsinde olduğu gibi tek elle kullanıma çok uygun değil. Arka ve yan taraflar hafif kavisli, zaten siz de görsellerde görüyorsunuz. Bu da telefonun tutuşuna olumlu bir etki yapıyor. Telefonumuzun 15.7 cm uzunluğu, 7.8 cm genişliği ve bunun yanında da 208 gramlık bir ağırlığı var. Telefonun genel olarak derli toplu bir tasarım var. Kamera çıkıntısı neredeyse yok diyebileceğimiz kadar az. Güzel tutuş hissiyatını da veriyor. Aynı zamanda pop-up kamerasıyla birlikte de günceliği yakalayan güzel bir tasarım diline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz da kameralarından bahsedelim. Bakalım bu kameralar bizlere neler vaat ediyor. Arka tarafta 48 artı 5 megapiksel olmak üzere ikili kamera dizilimi mevcut. Tabii ki de 48 megapiksel bütün fotoğraflar için geçerli değil. O modu aktif etmeniz gerekiyor. Birçok akıllı telefonda olduğu gibi standartında 12 megapiksel fotoğraflar çekiyor. F2.8'de diyafram açıklığı mevcut. Yine portre modunda da 12 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyoruz. Üst taraftaki lensimizde hem portre modunda ön plana çıkıyor, burada yardımcı oluyor, hem de netleme işinde bizlere yardımcı oluyor. Ön kameramızda 16 megapiksel değerini taşıyor arkadaşlar. Bunun yanında video tarafı da tabii ki de mevcut. Hem önde hem de arka tarafta 1080p videolar çekebiliyoruz. Keşke burada en azından arka tarafta 4K videoya çıkabilseydik diye düşündüm. Gündüz bol ışık olan yerlerde, güneşin altında ya da işte bu tarz ışıkların altında gayet güzel detaylı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hatta daha fazla detay isterseniz 48 megapiksel modunu da aktif edebilirsiniz. Bahçemizde de kendisiyle tabii ki çekimler yaptık. Güneşin çok dik açıyla vurduğu böyle ağaç, yeşil, çok yeşil olan alanlarda kontrastı bazen abartabiliyor bir tık. Fotoğrafınızda diyelim hem parlak alan var, gökyüzü var, hem de gölgeli bir alan var. Diyelim gölgede fotoğraf çekeceksiniz ama bir yandan da gökyüzünü görüyorsunuz. Bazen dengeyi sağlayamayabiliyor. O zaman da HDR'yi açmanız lazım. Bir sıkıntınız kalmıyor yine. Loş ışıktasınız, ışığınız az, güneşli ortamda değilsiniz, kapalı bir yerdesiniz. Bu sefer çok az kumlanmaların başladığını görüyoruz. Yine de düşük ışıkta benim beklediğimden bir tık daha iyi bir performans sundu diyebilirim. Video tarafında optik bir sabitleme seçeneğimiz yok. Dediğim gibi iki tarafta da 1080p videolar çekebiliyoruz. Zaten şimdi de mikrofon örneğini dinleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Elefon PX Pro üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. İzlediğiniz arkadaşlar fotoğrafları, videoları gördük. Sizler de yorumlarınızı aşağıdan belirtebilirsiniz diyelim ve şimdi hızlıca bir donanıma atlayalım bakalım. 2 yıldır orta segment telefonlarda görmeye alıştığımız bir işlemci var bildiğiniz gibi. MediaTek Helio P70. Bu telefonda da aynı işlemciyi görüyoruz. 2.1 GHz'e kadar da hız sunuyor bizlere. 8 çekirdekli bu işlemcide tabii ki de günümüz amiral gemilerini bir kenara bırakmak lazım. Sonuçta hem fiyatları çok daha yüksek hem çok daha güçlü işlemciler arkadaşlar. Onlarla kıyas mümkün değil. Ancak şunu söyleyebiliriz, gündelik kullanımınızda oyun oynamalarınız, hani ufak tefek oyun oynuyorsunuzdur, sosyal medyada geziyorsunuzdur vesaire vesaire, burada size sorun çıkartacak bir işlemci değil kesinlikle. Yani çok ağır bir iş yapmıyorsanız aradaki farkı hissetmek bence biraz zor. GPU tarafında Mali G72 var bildiğiniz gibi. En yüksek ayarlarda en güçlü oyunları belki oynayamayabilirsiniz ancak ortaya çektiğiniz zaman grafik ayarlarını herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Zaten birazdan oyun testinde biz de deneyeceğiz. Kutudan Android 10 ile birlikte geliyor. Bunun yanında 4 GB'lık bir RAM'i içinde barındırıyor. Aynı zamanda da 128 GB
GB'lık bir hafızası var arkadaşlar. Dilerseniz bunu micro SD kart takarak 256 GB daha yükseltebiliyorsunuz. Yani bana soracak olursanız standart bir telefon kullanıcısı için çok ağır işler yapmayan birisi için gayet yeterli teknik özellikleri mevcut. PX Pro'nun 3300 mAh'lik bir bataryası var. İlk başta kulağa biraz düşük gelebilir ancak hem işlemcinin hem ekran kartının düşük güç tüketmesiyle birlikte bu pil bizi yaklaşık bir gün rahatlıkla götürebiliyor. Kutu içerisinden 10 wattlık bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Bunun yanında kablosuz şarj desteği de mevcut. Şimdi gelin bir 10-15 dakika bir oyun oynayalım kendisiyle. Mortal Kombat'ı yükledim arkadaşlar. Neler yapacak, neler edecek hep birlikte bir daha bir görelim. 15 dakika boyunca Mortal Kombat'ı oynadık arkadaşlar. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Gayet akıcı, güzel bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. İlk başladığımızda şarjımız %100'dü. Dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadar da 28.6 derecelik bir sıcaklık ölçebildik. 15 dakikanın sonunda şarjımız %7'lik bir kayıp yaşadı. %93'e geriledi. Sıcaklığımız da 38 dereceye yükseldi. Ancak elle tutulur 38 derece olmasına rağmen herhangi bir sıcaklığı şahsen hissetmedim. Oyun anında da rahatsız eden bir durum yaşamadım. Hemen şarj sürelerinden de bahsedelim arkadaşlar. Mesela %13 civarındayken telefonu ben şarja taktım ve yaklaşık yarım saatte %13'ten %45'e yükseldi. Bir saat sonra da %81 seviyelerine gelmeyi başardı. Oyunu oynadık, herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi gelin yavaş yavaş son sözlerimize geçelim. Son sözlerimizde her zaman olduğu gibi öncelikle fiyatı söylüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 3400 TL'lik bir satış fiyatı var PX Pro'nun. Hemen bunu belirtelim. Bundan sonra söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Açıklama kısmına bir bağlantı koyduk. O bağlantıya giderek ürünü satın alma sayfasına ulaşabilirsiniz. Pop-up kamerası dikkat çeken PX Pro'yu elimizden geldiğince videomuz boyunca anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda yine sizin aklınızda telefonla ilgili bir soru işareti vardır, bir şey takılmıştır. Yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Böylece videomuzu da kapatabiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Elephone PX Pro'ya baktık. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.